Aşklarım, hepinize merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün benim şahsi olarak çok favorilerimden olan bir serinin bir parçasını çekiyorum. Storytime videoları. Ben hani hayatımda bir şey olsa da anlatmayı beklesem diye sürekli düşünüyorum. Ama sonra mesela tek anılık bir video çıkmıyor da birkaç küçük anıyı birleştirip bir konsept oluşturmayı daha çok sevdiğimi fark ettim. Ve hiç daha önce bu tarz bir şeyden bahsetmediğimi fark ettim. Bunu çekenler var aslında ama bende öyle bir şey yokmuş. Bugün sizlerle yaşadığım garip sayılabilecek olaylardan söz edeceğim. Biraz anlatacağım. Bu zamana kadar biliyorsunuz 6 senedir bu işin içindeyim. Birçoğumuzla karşılaştım ama bazıları gerçekten hani karşım neler oluyor ya dedirten olaylar oldu. Yine de ilginç bulduğum ve aklıma kazınmış birkaç sizle yaşadığım olaylar var. Hani genel olarak baktığımda bu arada hani bizim aramızdaki ilişkinin, samimiyetin, dozajının çok daha farklı olduğunu söylememe gerek yok. Hepiniz hissettiğiniz için zaten buradasınız. O yüzden sizle gerçek hayatta karşılaşmayı, tanışmayı vesaire aşırı fazla seviyorum. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Yani keşke daha şanslı olsak ve her defasında hepinizle karşılaşabilsem. O yüzden hani bunu anlatmamı şeye de bağlamayın. Kötü bir şey olmuştu onlardan bahsediyorum diyor gibi düşünmeyin. Ben her zaman gördüğünüz yanıma gelebilirsiniz. Hani o tarz biri olmadığımı zaten biliyorsunuz. Ama gelin isterseniz bu zamana kadar neler yaşamışım sizlerle bir bakalım. Şimdi kesin daha aklıma gelmeyen ama yaşadığım bir sürü şey vardır ama birkaç tanesini not ettim. Şimdi bence en yükseğiyle başlamak istiyorum. En top seviyeden başlayacağım. Bunu hani benim arkadaşlarım da unutamıyor bu olayı. Bir keresinde kaç sene ya? Bayağı sene önce. 2017 olabilir belki. 2017-2018 civarı olması lazım. Ben Instagram'a bir fotoğraf atmıştım. Kendi evimi yani annemlerle beraber yaşarken onların balkonunda bir fotoğraf atmıştım. Balkonda da aşağıdaki marketin sanırım ki ismi gözüküyordu. Yok yok, hatta o da yoktu. Sadece yan bina gözüküyor. Bizim apartmanın yan apartmanı. Bir de sanırım ki karşı taraf vesaire mi gözüküyor? Öyle bir açı var yani. Ama adam akıllı böyle bir şey isim okuyabileceğiniz bir durum yoktu. Yani ben o fotoğrafı attım, bitti yani. Aklımda daha fazla yok. Bir gün dışarı çıkacağım işte, hazırlanıyorum evde. Öğleden sonraydı, hafta sonuydu sanırım. Zil çaldı. Kapıyı annem açtı falan. İşte konuşuyor birileriyle falan. Sonra annem dedi Sezin gelsene falan dedi. Kapıya bir gittim. İki tane takipçim gelmiş. İşte senin takipçilerinmiş geldiler falan diye annem bana böyle şey yapıyor. Ben böyle bir şok oldum. Hani birincisi evimi nereden buldunuz? İkincisi ne oluyor? Ve daha sonra annem o kızları içeri aldı ve balkona davet etti. Şimdi bakın, baktığınızda çok tatlı bir senaryo bu arada. Hani ben rahatsız da olduğumdan demiyorum. Hani yani bir sıkıntı yok. Ama bunun açıklamasını daha sonra yapacağım. Neyse biz balkona geçtik kızlarla falan. Annem böyle onların kola falan ikram ediyor. Biz oturduk böyle, ben dışarıda çıkacaktım. Ona rağmen kızlarla oturdum, sohbet ettim. Çok tatlı kızlardı, hatırlıyorum da. Neyse daha sonra da çıkmam gerektiği için çıktık. Bu arada evimi nereden bulduklarını sordum. Sanıyorum ki bu caddede, yani o yakın yerlerde yaşıyorlardı. Ve benim attığım fotoğraftan binanın hangi katta olduğunu, hangi bina olduğunu vesaire böyle açıdan ayarlamaya çalışarak benim binamdaki yani numaraya kadar bulmuşlardı. Neyse daha sonra sanıyorum ki Instagram'da yayıldı ve birkaç sayfa paylaştı. Sizin Karameş'in evine gelen takipçilerin ağırladığı balkonunda gibi şeyler paylaşıldığı için. Birkaç kişi daha gelmeye başladı bir şekilde. Artık adresim yayılıyor muydu yoksa birileri de hani bilen biri, anlayan biri ondan cesaret alıp mı hani gelmeye kalktı bilmiyorum. Böyle ben yokken alt katın zilini çalanlar olsun, Sezin'in dairesi nerede diyen olsun, kapımızın önünde bir şeyler bırakan olsun bizi evde bulamayınca vesaire. Bu işler çok artmaya başladı. Ve maalesef ben annemi kızmak zorunda kalmıştım. Niye içeri aldın diye. Ya bu arada bu hala tatlı bir şey ve hani keşke yapmasaydım dediğim bir şey değil. Çok keyifli de vakit geçirmiştim. Ama bu önü alınamaz bir şekle dönüşme ihtimal çok fazlaydı. Yani ha tamam, sizin kapısına gelmemizde hiçbir sakınca yok. Herkes gelebilir, herkes içeri alır gibi bir şey yayılsaydı ortama algı, benim kapım susmayacaktı yani. Ve bu tehlikeli boyutlara da ulaşabilir bu arada. Ben daha sonra olay arttıkça biraz sinirlenmeye de başladım. Hani evime gelmeyin tarzı storyler de atmaya başladım. Çünkü artık önünü kesemeyecektim. Özellikle bu işte Instagram sayfaları falan paylaştıktan sonra daha saçma sapan bir yere gidiyordu. Ama benim için en gerçekten şok edici şey, benim sadece Instagram fotoğrafından yan bir gözüktüğü için oradan hangi cadde, hangi apartman, hangi daire olduğunu bulup kapıya kadar gelmeleriydi. Gerçekten sanırım bunun üstüne henüz çıkabilen olmadı. Garip anılar arasında. Bu ikincisi o kadar şey bir şey değil. İlki kadar yüksek değil ama bu benim son zamanlarda başıma gelen bir şey. İki kere oldu. Çok yakın bir zamanda hem de çok arka arkaya oldu. Bir AVM'deydim. Kasadayım, böyle bir şeyler alıyorum falan. Neyse mağaza adını söylemeyeyim. Ödeme yapacağım falan. İşte hanımefendi dedi ki bana kasadaki. Siz dedi Sezin Karameş'e ne kadar benziyorsunuz falan dedim. Evet dedim ya, benzetiyorlar beni falan. Aynen ya, ben de hani görünce aklıma geldi falan dedi. Evet evet, çok benzetiyorlar falan dedim. Sonra yanımda kuzenim vardı, o Sezin falan. Orada şey yaptı, aa siz misiniz falan dedi. Bu birinci oldu. Daha sonra bundan birkaç gün sonra Bilkent'teyim. Tuvalette sıra bekliyorum. Hani içeri gireceğiz falan, o sıradayım. Sonra bir kız geldi yine yanıma. Pardon dedi, siz hiç Sezin Karameş'e benzetiyorlar dedi. Şimdi benim tepem attı. Ben ona orada aynı şekilde evet çok benzetiyorlar. Hani daha sonra bu arada şey dedi. Evet ben de çok benziyorsunuz diyecektim falan diye o da şey yaptı. Sonra gitti kız. Sonra
dedim ki ya gel gel tanışalım falan yaptım. Ben Sezin'im anlamında tanışalım diyorum. Kız sonra şimdi merhaba benim adım bilmem ne, senin adın ne falan dedi. Hani hala Sezin olduğuma inanmıyor. Şimdi iki kişiden arda arda benim Sezin Karameşi olmadığıma dair kafalarında oluşan o şeyi ben algılayamadım neden böyle olduğumu. Daha sonra bir tanesine sordum, dedim hiç mi benzemiyorum ya fotoğraftakilere falan. Yok dedi, ben senin sarışın halini hatırlıyordum en son, o yüzden karıştırdım falan dedi. Ama böyle benim arada bir, burada geçmişte de olmuşluğu var. Sezin Karameşi'ye siz misiniz ya da Sezin Karameşi'ne kadar benziyorsunuz tarzı duyduğum için neler oluyor diyesim geliyor yani. Siz söyleyin ya, burada beni yıllardır filtresiz takip ediyorsunuz ya, çok mu farklıyım? Üçüncüsü, bu çok garip bir denk gelişti. Ya benim için aslında bir tık daha okey ama bence takipçim için daha garip bir deneyimdir diye tahmin ediyorum. Bir tane alışveriş merkezinin önündeyim. Arkadaşımı bekliyorum. İçeri girmemiştim. Dışarıdaydım. Bir tane kızla karşılaştım. Kız böyle dona kaldı. Böyle bana bakıyor. Ha dedim merhaba falan yaptım. Sonra geldi dedi ki ben az önce dedi yurtta senin ritüelini izledim. Ritüelde verdiğin tarifteki ürünleri almak için buraya geldim dedi. Ya ve orada karşılaştık dedi. Bu arada benim üniversite yaş kitlem diyeyim. Ritüellere bayılıyor. Bak üniversite hazırlık, üniversite 1-2 falan. Bak özellikle bu 3 senedeki ritüellerle büyüyor ve ritüel yapmak için bayağı çaba sarf ediyorlar. O yüzden ben üniversite takipçilerimi hep ritüellerden kazanmışımdır. O yüzden bu şekilde çok denk geldim oluyor. Yani zaten sokakta ne zaman bile kaçtım. Ben senin ritüelini bilmem neye yapmıştım. Tuttu biliyor musun ya da tutmadı ya falan diye konuştum, çok kişi alıyordu ama hani tüm bu genele baktığımızda hani ritüel için verdiğim tarifteki ki o da tarifte de yani ot mot da ne verdim yani, saçmalıyorum şu anda gerçekten. O videomu da ayrı bir konuşma konusu olur. Onu almaya gidip benle karşılaşması güzel bir tesadüf olmuştu. O yüzden bunu da unutmuyorum. Bir diğeri, bu genel olarak benim aslında bir tık rahatsız olduğum bir şey ama çok fazla yakaladığım bir şey. Yani bence görünmüyor ya da fark edilmiyor zannediyorlar bunu yapanlar ama çok net belli oluyor. Beni görünce gizlice fotoğrafımı çekenler. Yemin ediyorum size anlaşılıyor. Bakın bu arada ben değil, hani biz bazen şey yaparız ya, atıyorum yakın arkadaşınız eski sevgilisi geldi, atıyorum oturduğunuz mekana. Hani arkadaşınızla fotoğraf atmak içinde gizlice çekersiniz ya, o da belli oluyor. Bak söylüyor. Hani benim yapmışlığım da var. O da kesin belli oluyordur. Bu da belli oluyor. Yani beni görünce gizlice fotoğrafımı çekmek yerine yanıma gelirsiniz, yemin ediyorum ki hiçbiriniz ısırmam. Bence öyle yapın ya. Hani kime ne atıyorsunuz gerçekten bilmiyorum ama ben anlıyorum, fark ediyorum. Burada oturuyorum. Şu şekilde kamerayı tutuyor. Sonra bu gösteriyor. Bu tarafa bakıyor. Anlaşılıyor yani. Yapmayın Allah aşkına. Hani şeyiz diye de beni zor durumda bırakmayın. İnsan bir şey oluyor. Diken üstünde hissediyor yani. Bir diğeri. Bu birçok kez benim başıma gelen saçma bir olay. Mesela atıyorum gece kulüplerinden bir tanesine gitmişiz. Yakın erkek arkadaşlarım da gelmiş atıyorum. Bir tane kız beğeniyorlar, tamam. Ya da ben beğeniyorum bir kız benim yakın erkek arkadaşım için. Arkadaşlar benden rica ediyor işte tanışsana falan filan, bizi de tanıştır falan diye. Yani genelde bu yapılır, hani kız arkadaşı araya sokarsın, bir şekilde aracı olursun. Özellikle böyle mekanlarda falan olabiliyor yani, o yüzden garipsemiyorum. Ben de o an bazen çok fazla gaza gelip de yapmışlığım oluyordu bunu. Atıyorum arkadaşımın beğendiği bir kız var. İşte dans ede de kızın yanına gidiyorum. Kızla dans ediyorum bilmem ne. Sonra kızı ben yavaş yavaş işte bizim masaya ya da locaya çekiyorum. İşte arkadaşıma yamamaya çalışıyorum. Ondan sonra Sezin sen değil misin ya falan oluyor ve ben aşırı cringe hissediyorum. Aslında kızcağızı. Kızcağız normal bir şekilde hani belki beni tanıdığı için benimle dans ediyor, arkadaşlarıma sunuyor gibi. Bu arada daha sonra hani eğer ki bir beni tanıyan bir takipçimle vesaire konuşan bir erkek arkadaşım varsa emin olun çok güvendesiniz. Size zarar gelmemesi için elimden geleni yapıyorum. Eğer bana anlatıyor olurlarsa yaşadığınız olayları ve sizi üzecek herhangi bir şey görürsem ben uyarıyorum sizden önce, haberiniz olsun. Ama bu gece kulübünde ben hani birinin bizi masaya getirdiğinde yanına gidip benim takipçim çıkan çok kişi olmuştur. O yüzden arkadaşlarıma size yapmaya çalıştıysam özür diliyorum arkadaşlar ama kötü bir niyetim yoktu. Gerçekten siz de eğlenin diye yapıyorum. Evet, bir de ne yapacağımı hiç bilemediğim ve çok kitlendiğim anlar oluyor. Bu imza günlerinde daha çok oldu. Yani son dönemlerde yaşadığım bir şey. Beni görünce ağlayanlar. Çok tatlı bir olay. Yani bundan zaten kötü bir şey diyecek halim yok. Bir insan seni görünce ağladığında ne yapacağını bilemiyorsun. Hani ne diyeceğini biliyorsun. Hani biri üzülürken yanında ağlarsa teselli edersin, bir şeyler yaparsın. Biri ağlayınca yanında ne yapacağını tabii ki biliyorum ama bir insan seni görünce ağlayınca ne yapacağını bilemiyorsun. Öylece yani ne yapacağımı bilemiyorum. Suratına baka kalıyorum. Böyle, ağlama yapma falan diyorum ama o anlarda gerçekten elim ayağıma dolanıyor. Yani sadece bunu bir saniyeliğine olsun tecrübe etmenizi isterdim, böyle bir şey. İnsan ne hissedeceğini de düşünceni ne yapacağını şaşırıyor. O yüzden içinizden ağlamak gelirse bile lütfen bunu yapmayın. Muhtemelen o gerginlik ve heyecandan oluyor diye tahmin ediyorum. Hani o içindeki duyguyu dışa çıkarmakla alakalı bir şey ama elim ayağıma dolanıyor ve ne yapacağımı bilmiyorum. Yani sizi çok seviyorum. Benim yanımda gülmenizi, kahkahalara boğulmanızı tercih ederim ağlamanızdansa. Tabii ağlayasınız gelse de böyle dedim de kendinizi zorlamayın ama ağlamayın bence. Bu da yine
imza günlerimden birinde olmuş bir şey. Çok yeni Ankara imza gününde oldu. Bunu şimdi garip şeyler kısmına koyuyorum ama başıma daha önce böyle bir şey gelmediği ve ilginç bulduğum için anlatıyorum. Yani izliyorsa ki muhtemelen izler yanlış anlamasın. Bir takipçim geldi kitabını imzalattı. Daha sonra dedi ki şurama dedi imzanı atar mısın dedi. Ben dövmesini yaptıracağım dedi. Şimdi ilk defa böyle bir şeyle karşı karşıyayım. Hiçbir şekilde de bunun şeyini kaldırmak istemiyorum. Bu kızcağız ileride büyüdüğünde 10 sene sonra ben sizin karemeşe denen kızın dövmesini niye yaptım desin istemiyorum, anladın? Çünkü lisedeydi diye hatırlıyorum. Bence çok hata yapmaya açık bir yaş olduğu için bundan sonrasında pişman olacağına eminim. Hayır dedim, hiçbir şekilde imza atmam. Lütfen. Hayır lütfen. Yemin ederim size 5 dakika tartışmışızdır. Hiçbir şekilde atmak istemedim o imzayı. O zaman bana dedi ki sevdiğin seninle alakalı bir şey ya da herhangi bir şey yap, yaz, çiz, bir şey yap. Onun dedi dövmesini yaptırayım diye. O kadar konuştuğumuz için bunu da yapmam da demedim. Ne yapayım düşünüyorum. Neyle ilgili yapsam? Şimdi kendimle alakalı bir şey de aklıma gelmiyor. Şimdi onun da seveceği bir şey. Şimdi buraya ne çizilir? Bir de benim çizimim çok kötü. Yazım çok kötü. Hani burasını hayatı boyunca taşıyacak. Ne yapacağım? Elim ayağıma dolandı. Çok çok büyük bir sorumluluk hissettim üstümde. Dedim ki ya bulamadım. Sen ne seviyorsun? Ortak bir şeyimiz var mı falan diye sormadı ki. Sims severim mesela dedi. İkimiz de Sims sevdiğimiz için. Ben de Sims'in o şeyi var ya kristali. Onu çizdim ama çok kötü çizdim. Gerçekten. Ve elimden geldiğince çok iyi çizmeye çalışmıştım. Ve sonra bana sanırım ki ertesi gün fotoğraf attı. Gerçekten de şurasına kristal benim çizdiğim şekilde dövmesini yaptırmış. Tatlı bir olay. Hayatım boyunca unutmayacağım. Ama çok şaşırdığım bir olay. Yani muhtemelen bir daha bu tarz bir şey başıma gelmez diye tahmin ediyorum. Şimdi ben genelde kızların yanıma gelmesine alışkınım ama bazen erkeklerden de gelen oluyor. Ama şu şekilde geliyorlar. Bir tanesini unutmuyorum. Çünkü bence garip bir andı. Arkadaşlarımla oturuyordum bir yere ve bir tane çocuk geldi masaya ve dedi ki benim senden tavsiye almam lazım. Benim seninle konuşmam lazım. Çok acil falan diye çocuk masaya oturdu. Ondan sonra kız arkadaşına anlattı. O eski kız arkadaşı ayrılmışlar. Onunla alakalı bir şey anlattı. Böyle anlattı anlattı. Ondan sonra dedi ki işte benim dedi ona bir ritüel yapmam lazım. Hangi ritüeli yapmam gerek? Ne yapmam lazım falan diye. Benden ritüel tavsiyesi aldı çocuk. Üniversitedeydi. Beni sadece şaşırttı. Birincisi sen bunu nereden biliyorsun? Benim ritüel videolarımı sadece kızlar bilir ki muhtemelen bir kız arkadaşı söyledi. Bu da geldi şey yaptı diye tahmin ediyorum. İkincisi hangi kız bir erkeğe ritüel yaptıracak vaziyete getirtir? Ki bu arada bunu dediğime bakmayın, ben kendi erkek arkadaşlarımdan da okudum. Aşk acısı çeken erkek arkadaşlarıma ritüel yaptırdığım olmuştur, zorlama şey yastığının altına koy falan diye ve sonra annesi bulan olmuştu falan. Ama şaşırdığım bir olaydı yani, gelip bir kız için ritüel tavsiyesi almak her yiğidin yapacağı bir şey değildir. Sonra o çocuk ne yaptı ne yaptı hiçbir fikrim yok. Umarım ki işe yaramıştır ve barışmışlardır. Çocuk çünkü bayağı bir pişmandı en son hatırladığım kadarıyla. Bunu biraz utanarak söyleyeceğim ama çok. Mesela kızla erkek beraber gelen çok oluyor, tamam mı? Bir tanesi ama çok spesifik. İyi ki söylememişim yani. Neyse, kızla işte konuşuyoruz. Oğlan da, bir tane çocuk da arkada bekliyor. O sırada maskeli herkes bu arada. Bu bir tık daha eski bir olay. İşte herkes maskeli. Arkada bir tane çocuk bekliyor. O da maskeli böyle. Kız imzalatıyor kitabı falan, konuşuyoruz. Ya çocuk maskenin altından bir de tatlı görünüyor, tamam mı? Benim gözüm çocuğa takılıyor şu arkada bekliyor. Şimdi ben bir yani ne olduğunu anlayamadım. O samimiyette bak az daha ağzından şey çıkacaktı. Bu çocuk kim, kız falan diyecektim. Tam ben onu sormadan Allah'ıma bin şükürler olsun. Kız bana demez mi? Orada erkek arkadaşım da benimle beraber bekledi bilmem ne diye anlattı. Allah'ım dedim, iyi ki söylemedim. Böyle farkında olmadan. Ama şey oluyor böyle, beğenmek dedim hani bir gözüm takılıyor. Şöyle bir bakıyorum falan, ondan sonra geçiyorum. Çok özür diliyorum kızlar, böyle bir şey yaşadıysan. Göz beğenisi gibi düşünebilirsin. Video biraz kısa oldu ama arkadaşlar notlarıma sadece bunları yazmışım şu anlık. Kesin bak kesin daha böyle hatırlayamadığım bir sürü olay vardır. Ama sanırım en böyle major diyebileceğim, aklıma gelen garip karşıladığım olaylar bunlardı. Daha uzun bir story time olmasını dilerdim. Çünkü ben 20 dakika üzere story time izlemeyi daha çok seviyorum ama günlük bu kadar oldu. Ama yine de bence keyifli vakit geçirmişsinizdir. Umarım ki size daha gariplerini yaşarız. Daha fazla şey yaşayıp burada anlatmak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.